Merhaba, adım Ekrem Aydın, raporlama mühendisiyim. Hazırlamış olduğum çalışmada personel yıllık izin takip yapıyoruz. Burada görmüş olduğunuz adres kısmı, ev telefonu, cinsiyet, yaş, acil durumda aranacak kişi, çalışma gün sayısı, yıl, ay, gün kırılımında. Buradaki hesaplamalara zaten dokunamıyoruz. Sistem otomatik hesaplıyor. Değiştirme şansımız olmuyor. Hata verir. Mevcut izin kullanan kişilerin buradan ücretsiz olanları sıfır olarak gelebilirsiniz. Bugün için bir yarım gün izin geleyim kendime. 0,5 yazıyoruz buraya. Gördüğünüz gibi 15,5 güne denk geliyor. Şimdi geldim statü kısmında. Hak edişim zaten yok. Yılım dolmamış. 2018'e aldığım zaman 2017 yapalım. 28 gün oluyor 14-14'ten. Kullanmış olduğum 15,5 gün izin. Geriye kalan 12,5. Yaşımı ilerletelim. Doğum tarihimi 1960'ı alalım. Bu durumda yaşım 56 oldu. Otomatik olarak gördüğünüz gibi 2 yılda 20'şer günden 40 gün izin verdi bana sistem. Yine kullanmış olduğum izinden geri geliyorum. 2018'e bakıyorum. 20 gün yıllık. 2019 yaparsam 0. 2013 yaparsam da 6 yılda 120 gün yapıyor. Gördüğünüz gibi 20'şer günde. Kanun değiştikçe biz bunu değiştirebiliyoruz. 5 yılda 100 gün yapıyor. 50 yaş ve üzeri için. Alalım. 20 gün kalsın. Şu an imzalamış olduğum formları bulabileceğim izin klasörüne gidiyorum. Bu OneDrive'da çalışıyor. Online. Örnek veriyorum, şu an imzalı bir form olduğunu varsayalım. Çıktım. Şimdi buraya yeni bir kayıt ekleyelim. İsterseniz sürükle bırak da yapabiliyorsunuz. İsterseniz yeni klasör de açabiliyorsunuz. Şu an ben kendim için bir klasör hazırladığım dosyayı ileteceğim oraya. Gördüğünüz gibi sürükle bırak şeklinde çalışıyor. Her klasörün içinde ben tarih olarak referans aldım. Siz isterseniz personel ad soyad gibi gidebilirsiniz. PDF dosyalarını görüntüleyebiliyorsunuz. Sol sağ şeklinde ilerleyebiliyorsunuz. Bu çok güzel bir özellik. Devir kullanılan kısmında da aynı şekilde geçmiş dönemden uzun vadeli çalışan arkadaşlar için geçmişten kalan devir izinden oraya yazabilirsiniz. Hesaplamayı değiştirecektir. Bu şekilde. Şuradan oturdum.